Merhaba arkadaşlar, tamamen oyun hamurundan yaptığım Darcy sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Ama yumurtayı açmadan önce şimdi bu Darcy bebeğini inceleyeceğiz. Daha önce Tumbik TV'de Icy ve Stormy sürpriz yumurtalarını da açtım. Böylece Darcy ile birlikte Trix Cadılar ekibini tamamlamış olduk. Tıpkı Icy ve Stormy bebekleri gibi bence Darcy bebeği de gayet güzel, ayrıntılı bir bebek. Onlarınkine benzer ama farklı renkte bir giysisi var. Ve kanatlar. Oyuncakla birlikte gelen tek aksesuar da bu tarak. Ben Darcy karakterini sona bırakmıştım. Açıkçası ondan az söz ediliyor gibime geliyordu. Fakat duyduğuma göre cadılar içerisinde en kötü kalplisi oymuş. Bu doğru mu? Çok merak ettim. Gerçekten ilginç güçleri var. Şimdi birazdan bunlardan bahsedeceğim. Artık Darcy oyuncağını kenara alalım. Sürpriz yumurtamızı soymaya başlamalıyım ki içindeki sürprizleri görelim. Darcy'nin ilginç güçleri var dedim. Bunlar neler? Darcy karşısındakinin kafasını karıştırmakta, onların zihinleriyle oynamakta usta. Evet, ben giysileriyle onu yumurtamdan soymaya başladım. Saçlarını biraz çekeceğim ki giysisinin bu parçasını da alabileyim. İnsanları hipnoz ediyor. Onlara yanıltıcı görüntüler gösteriyor. Gerçekten çok çok farklı. Diğer cadılara göre birazcık daha sakin olduğunu duydum. Evet, şimdi bu sarkan saçları alabilirim. Saçlarının önü birazcık daha açık renk. Darcy'nin renkleri çok ilginçti doğrusu. Tam olarak ne renk olduğuna da karar veremedim. Yeşile de benzeyen ama biraz da kahverengi gibi görünen saçları var. Ve tabii çoğu Winx kahramanı gibi bu saçlar çok çok uzun. İşte tokası. Oyuncak bebekte bu aksesuar yok ama sanırım çizgi dizide var. Winx Club deyince akla daha çok periler geliyor ki bu da çok doğal. Onlar başrolde. Üstelik çok iyiler, çok özel güçleri var. Ama bana kalırsa cadıların karakterleri de çok ilginç. Onlar da bu çizgi filme büyük bir renk katıyorlar. Darcy'nin dudaklarını aldım. İşte ince kaşları. Tam bir cadı gibi baktığını söyleyebilirim. Ve makyajıyla devam ediyorum. Çok ağır bir makyajı var. Böyle bakınca sanki Trix cadıları birbirine epey benziyor. Belki kardeş oldukları için. Makyajları, giysileri birbirine çok yakın. Kendilerine has da bir güzellikleri var. Darcy'nin gözleri de çok ilginç, kedi gözü gibi. Evet, artık bu son katmanı da soyup yumurtamızın içinde neler olduğunu görebiliriz. Yumurtam tamamen soyuldu. Epey dolu görünüyor. Şöyle üstten bir bakalım. Ve ilk olarak bir My Little Pony paketiyle başlayacağım. Plumet.
Evet, sanırım ilk kez duyduğum bir poni. Fakat çok da güzel. Gerçekten daha önce onun ismini de duymadım, kendisini de görmedim. Çok tatlı bir pembe gövdesi var. Sarı yeleleri. Biraz böyle Pinkie Pie gibi masum da bir yüzü var. Şeker mi şeker bir poniymiş. Barbie aksesuarlarıyla devam edeceğim. Yazlık aksesuarlar bunlar. Bakır renginde, püsküllü, çok güzel bir çanta var. Ve tabii ki bu çantanın takımı ayakkabılar. Çok yüksek topuklu, sandalet gibi. Tam Barbie'nin tarzı tabii ki. Dikkat çeken bir aksesuar da bu kolye. Ucunda bir saat var. Ve su yeşili sandaletler. Bu kez düz. Gerçekten çok şık, farklı aksesuarlarmış. En azından pembe rengin dışında farklı renkleri var. Kenara alıyorum. Burada bir parça kalmış. Ve cicibicilerle devam edelim. İlk cicibicim parlak, simli gövdesinden de anlayacağınız üzere Pet Shop'tan. Tepesinde bir balık görüyorum. Sanırım bu bir akvaryum. Rengi çok güzelmiş. Ve ikinci cicibicimiz. Onu tanıyorum. O bir tabak, çatal, bıçak var ellerinde. Başında da bir yıldız çünkü o bir parti tabağı. Rengi de harika. Evet, iki tane oldukça eğlenceli cicibicimiz oldu. Hemen kenara alıyorum. Bir anime figürüyle devam edeceğim. Merak ettiğim karakterlerden biri çıktı. Mikasa. Titan'a Saldırı adlı anime serisinden. Elindeki kılıçlarından anlayacağınız gibi o bir dövüşçü. Bu arada saç kesimini de çok beğendim. Mikasa tek başına değil tabii. Bazı sevdikleriyle birlikte şehrinin başına bela olan devlere karşı savaşıyor. Burada bir Barbie oyuncağım daha var. Barbie ve Ajanlar Gizli Görevde filminden Robot Baykuş. Filmden diyorum ama belki filmde rol almıyordur. Sadece oyuncak olarak üretilmiştir. Onu tam bilemiyorum. İşte daha önce açtığım robot köpekle birlikteler. Bu arada burayı devirdim. Baykuşların da herhalde sevimli oluyor galiba. Polly Pocket oyuncağıyla devam edeceğim. Karşınızda Chrissy ve köpeği. Chrissy'nin kollarını köpeğini tutacak şekilde yapmışlar. Çok güzel duruyor.
beyaz köpeğini kucaklamış. Artık onu nereye götürüyor kim bilir? Köpeğini kucağından aldım. Ama istediğimiz zaman tekrar ona sarılabilir. Sırada minişler var. Tanıdık bir miniş çıkıyor. Buna çok sevindim. Tavşan miniş. Bazen karıştırıyorum onları. Yanlış söyleyebiliyorum. Ama bu kez minişimiz konusunda yanılmadığıma eminim. Yapraklardan da çok şeker bir yuvası var. Sadece kafası görünüyor. Çok komik oldu. Kulakları da benekli bu sefer. Ve son sürprizim, Noel Gecesi Kabusu animasyon filminden bir figür. Darcy bir cadı olduğu için yumurtamızdan bu tip ilginç figürler çıkması uygun olur diye düşündüm. Bu da filmdeki canavarlardan Oogie Boogie. Acaba bu iki karakter karşı karşıya gelse neler olur? Doğrusu ben Mikasa'ya güveniyorum. Oogie Boogie ile baş edebilir bence. Bu karakter ilk bakışta zararsız gibi görünebilir. Tuhaf bir yüzü, çuval gibi bir giysisi var. Fakat bu giysinin içinde neler olduğunu bilmek istemezsiniz. Evet arkadaşlar, Darcy sürpriz yumurtamızdan birbirinden ilginç oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.